Mehmet Barlas Deprem Pişkinleri Ahmet Mete Işıkara'nın Deprem Öldürmez, Bina Öldürür sözü 1999'da zihinlerimize kazınmıştı. İşte insanı öldürme potansiyeli taşıyan binaların yenilenmesi için fay hattının geçtiği yerlerde kentsel dönüşüm hareketi başlatıldı. Bazı yerel yöneticilere rağmen devlet taşın altına elini soktu. Ancak her zaman dönüşüme takoz koyan isimler oldu. Bu isimlerin şimdi devleti suçlarken yine en ön safta olduklarını görüyorum. Önce insanları ölüme sürüklediler, sonra kara propagandaya başladılar. Kimler mi? Anlatayım. Yıl 2019. CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş bugün yerle bir olan meydanda kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlemiş. Miting meydanının çevresindeki evlerin hiçbiri bugün ayakta değil. Hakkını yemeyelim. Lütfü Savaş'a diğer sol örgütlerde destek vermiş. Bugün deprem konusunda en fazla sesi çıkan tipli Barış Atay ve tiyatrocu Orhan Aydın da hasarlı binaların yenilenmesine karşı çıkanların başını çekmiş. Sadece Lütfü Savaş değil, CHP'li yöneticiler de yıkılmak üzere olan binaların yeniden yapılmasına karşı çıkmışlar. Gerçekçi olmayan isteklerle kentsel dönüşüm hamlesini engellemişler. Bununla da yetinmeyip konuyu yargıya taşımışlar. Bu isimlerin başında eski CHP İstanbul İl Başkanı, şimdinin milletvekili Gürsel Tekin var. Tweetlerini de silmemiş. İsteyen girip bakabilir. CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de unutursak ayıp etmiş oluruz. Kentsel dönüşüm yapacağım diyerek 11 yıldır İzmirlileri oyalayan Tunç Soyer hala İzmir için bir adım atmış değil. İzmirli kentsel dönüşüm mağdurları Soyer'i şikayet etmek için Kılıçdaroğlu'na gitmişler. Karşılığında ise bir ton azar işitip gidin devlet yapsın tavsiyesiyle karşılaşmışlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın attığı adımlarsa yargı yoluyla engellenmiş. İstanbul'da da engellediler. Takoz denilince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu unutmak olmaz. O da AK Parti'li Esenler Belediyesi'nin riskli binaları TOKİ ile birlikte yenileme hamlesine kafayı takmış. İmamoğlu Esenler Belediyesi'ne dava üstüne dava açmış. Arkasına da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ni almış. Kentsel dönüşüm karşıtlığı konusunda CHP, İyi Parti ve HDP'nin ittifak yaptığını görüyoruz. Beykoz Tokatköy'de depremde yıkılacak kaçak binaların yenilenmesi için yapılan projeye hep birlikte karşı çıkmışlar. Bunu yaparken vatandaşı ayaklandırmaktan da çekinmemişler. İyi Partili Meral Akşener ve tipli Barış Atay, Beykoz'a giderek el birliğiyle halkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı örgütlemişler. Sonuçta başarılı olmuşlar. Yargı kararlarını da arkalarına alarak bölge halkını depreme dayanıksız evlerinde yaşamaya mahkum etmişler. Şimdi bir benzerini ok meydanında yapıyorlar asrın felaketinden bile hiç ders almadılar. Bu liste uzayıp gidiyor. Türkiye'de depreme dayanıksız binalarla ilgili atılan her olumlu adımda muhalif partilerin engelleyici olduğunu görüyoruz. Yargı ve medyaya da bir çift söz. Muhalif medyaya gelince, bugün asrın felaketi konusunda tüm sorumluluğu iktidara yükleyen bazı medya kuruluşları depreme dayanıksız mahallelerdeki kentsel dönüşüme her zaman takoz koymuşlar. Şimdi Cumhuriyet gazetesi başta olmak üzere birer birer o haberleri silmeye çalıştıklarını duyuyorum. Allah'tan ekran görüntüleri alınmış. Yazık Gerçekten çok yazık. Ben burada yargıya da birkaç şey söylemek istiyorum. Yargının kentsel dönüşüm davalarında kamu yararı meselesini yanlış yorumladığını düşünüyorum. Halkı depreme dayanıksız binalarda yaşamaya mahkum eden, onlara enkaz altında kalmasına neden olan muhalifler, bu felaketten ne kadar sorumluysa bu yargı kararlarına jet hızıyla imza atan mahkemeler de o kadar sorumludur. Biz karar veririz, sonuçları bizi ilgilendirmez diyerek sorumluluktan kurtulamazlar. Mehmet Barlas Sabah. Mehmet Barlas. Sizce Putin haksız mı? Türkiye depremlerle sarsılmaya devam ederken dünya da Putin'in konuşmasıyla sarsıldı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yılında gerçekleştirilen bu konuşma, Rusya sokaklarındaki billboardlara günler öncesinden asılan afişlerle duyuruldu. Dünya nefesini tutmuş bu konuşmayı bekliyordu. Yeni savaş ilanından tutun da nükleer savaş tehlikesine kadar birçok iddia ortalığa düştü. Putin'in konuşması tüm dünyada canlı yayınlandı. Putin'i sevenler de, nefret edenler de bu konuşmanın tarihi öneme sahip olduğunda ittifak etti. Batının mütecavizliği Batı cephesinin mütecavizliklerini ve akıl dışı davranışlarını tek tek sıralayan Putin, ne pahasına olursa olsun bu savaşı kazanacaklarını söyledi. Batı cini şişeden çıkardı diyen Putin ekledi. Batı bölgesel çatışmayı küresel hale getirmek istiyor.'' Batı bizimle ekonomik cephede savaşıyor ancak başarılı olamayacak. Rus liderin sarsıcı sözleri bunlarla sınırlı değil. Amerika ve Avrupa'nın insanlığın tüm varlığını çaldığını söylüyor. Batı elitlerinin amaçlarını gizlemediklerinin altını çizip bir de uyarıda bulunuyor. Ancak Rusya'yı savaş alanında yenmenin imkansız olduğunu da anlamıyorlar. Bu nedenle bize karşı giderek daha agresif bilgi saldırıları düzenliyorlar konuşması ise şu sözlerle son buluyor. Dünyada hiçbir ülkenin yurt dışında Amerika kadar çok askeri üssü yoktur. Dünyanın dört bir yanında bunlardan yüzlercesi var. Biden cevap verebilecek mi? Putin özetle şunu söyledi. Hem ahlaki hem ekonomik hem de askeri olarak hazırız. Ukrayna halkıyla savaşmadıklarını da ısrarla vurguladı. Ukrayna'nın geleceğinin Batı'nın umurunda olmadığını söyledi. Küresel elitlerin projelerini deşifre etmek için hazırlanmış bir konuşmaydı. Şimdi Amerika Başkanı Biden'ın Putin'e nasıl bir cevap vereceğini merakla bekliyoruz. Ya da verecek bir cevabı var mı? Evet, Ukrayna-Rusya savaşının birinci yılını geride bıraktık. Putin hiç geri adım atmadı. Konuşmasındaki detaylara ve satır aralarına bakarsak geri adım atacak gibi de görünmüyor. Tüm dünya ülkelerinin Putin'in konuşmasından çıkaracağı dersler vardır. Şimdi şu soruyu sorma zamanı. Sizce Putin haksız mı? Mehmet Barlas, Sabah Recep Yazgan Beyaz Türkler Kustular Nerede o hafızlık kursunu bitirdiğinde ordu misali resmi geçitler yapan entarili sarıklılar nerede? Buradayız abi biz. Bak enkazın başındayız. Entarimizi sarığımızı çıkarttık. Arama kurtarma tulumları içinde tanıyamadın sen bizi. Ha, aferin. Geçin bakayım şöyle boy sırasına göre. Başlayın arama kurtarmaya. Kaytarmak yok. Ben ekran başında seyrediyorum sizi. Sakın kurtarma sırasında Allahu Ekber sloganları falan atmayın. İbadet ifadesini, ayeti, şeriatçı eylemlerde kullanılan sloganı kurtarma işine karıştırmayın. Cenaze namazlarını kılabilir miyiz abi? Orada diyebilir miyiz Allahu Ekber?'' Kılın, sessizce kılın. Namazdan zarar gelmez. Kimse size namaz kılmayın demiyor. Tek parti CHP'nin 1923 kurucu irade masalıyla kendilerini asli unsur Müslümanlardan imtiyazlı gören yıl olmuş 2023 aynı imtiyazı devam ettirmekte ısrarlı seçkinci insanına yabancılaşmış hastalıklı tipler bunlar hatırlar mısınız dönemin valisi Nevzat Tandoğan'ın Osman Yüksel Serden geçtiye söylediklerini. Ulan öküz Anadolu'lu, sizin milliyetçilikle, komünizmle ne işiniz var? Milliyetçilik lazımsa bunu biz yaparız. Komünizm gerekirse biz getiririz. Sizin iki vazifeniz var. Birincisi çiftçilik yapıp mahsul yetiştirmek, ikincisi askere çağırdığımızda askere gelmek.'' Bizim ne işimiz var İslam'la Allahu Ekber'le? Vazifemiz belli. Yangın olur, sel olur, deprem olur, afet anında, enkaz altında diline, dinine, rengine bakmadan hayat kurtarırız. Konforlarından vazgeçmeden sıcak espressolarıyla seyrederler olup bitenleri. Biz tir tir titreyip zamanla yarışarak betonların içinde hayat ışığı ararız, yaranamayız. Sloganları hazırdır. Bu devlete düşman olmak haktır. Elimizdeki küreğin yayvan tarafıyla ağzının ortasına vursak, adam sayarlar bunları, olanlar bize olur. Enkazdan önce AKP'lileri çıkarıyorlar diyenlerle aynı havayı solumaktan tiksinir. Diyarbakır'da patlarız. Garopaylan, Ümit Özdağ, siz Türkiye'nin Diyarbakır'ın çöpü olamazsınız. Alev Alatlı, Beyaz Türkler Küstüler kitabında arızalı tiplerin tasvirini yapıyor. Cumhuriyet aydınının insan zekasının aslına inmek iştiyakıyla yanıp tutuştuğu, milletin kurtuluşunun nev Yunanilikte olduğuna iman edildiği 1940'lı yıllar, kadim Yunan Latin kültürü Türk kültürüyle kaynaştırılacak, böylece oluşturulacak alaşım ışığında evrensel vatandaş yaratılacaktı. Yeni kültürle halkı 1923 öncesinin seçkinci Osmanlı, kaba Türkmen kültürünü aşacak hale getirmek. Ne Nedim ne Karaca olan, Sofokles'te buluşma, ne muhteşem rüya. İnsan zekasının aslı Yunan'dadır inancıyla yetişen asimilasyon gönüllüleriydik biz. Ehli sünnetten ayrılacağımız belliydi. AK Parti fenersiz yakaladı bizi. Şaşıp kalmamız bundandır. Alev Hoca'nın Beyaz Türklere seslenişi, Arsız, densiz, ilkesiz, haddini bilmez bayağı isen yanımıza uğrama, küstah, mürayi, tufeyli, zevzek, müptezel, basma kalıp isen kapımızı çalma. Palavracı, korkak, kalleş, ahlaksızsan eşiğimizi geçme, içtenliksiz, sevgisiz, pespaye, paçoz isen evimize gelme. Ahde vefa bilmez, tövbe tutmazsan sakın gelme. Recep Yazgan, Diriliş Postası